Tahtakale, Mahmut Paşa, Kapalı Çarşı. Bugün seni gerçek İstanbul'a götüreceğim. İyi de ben zaten hep oralardan alışveriş yapıyorum. Nasıl oldu bu? Güzel oldu mu? Gözde güzeline yakışmaz. Teşekkür ederim. Rengi pek uyumadı ama. Ben bu insanları hiç anlamıyorum Ali. Burada böyle sokak sokak dolaşmak varken gidiyorlar, kapıyorlar kendilerini bir alışveriş merkezine. Orada alışveriş yapıyorlar. Ne yani, sen hiç alışveriş merkezlerine gitmiyor musun? Yani beni orada çeken hiçbir şey yok ki. Her şey aynı. Kıyafetler aynı, kızlar aynı, aksesuarlar aynı. Şuraya baksana, her şey rengarenk. Ne kadar güzel. Ya evet, her şey rengarenk. Rengarenk. Oğlum, ne koşuyorsun lan bu kadar Hüseyin Bolt gibi? Abi ben ne yapayım ben? Ya hadi, hadi ana geç. Görüşürüz anda. Kaldır ellerini, yaslan duvara. Abi ne oluyor ya? Geç, yakala şu araba çabuk. Abi dur, yanlış anlıyorsun ya. Sen, sus. Abi dur, bir şey yapmadım ben ya. Kaldır ellerini. Abi ben böyle şansın. Ben sana göstereceğim şansı, kısmeti tarafı oldu. Ya, vallahi yakala lan onu. Ya, abi yanlış sus. Anlıyorsun. Ne abi? Yarrak var Süleyman, öyle koşturuyorsun arapatı gibi. Abi neden senin ben yosun böyle? Ben bir şey yapmaz ki ya. Süleyman ya. Memur bey, ben anlatamıyor muyum size derdimi? Şikayetçi değilim ben bu şahıslardan. Hanımefendi sakin olun, buyurun oturun. Ay Allah'ım, ben sakinim zaten. Bakın çantamda, kucağımda. Bir sorun kalmadı, bitti. Tamam. Uygulamamız gereken prosedürler var. Zaten sabıkaları yoksa bir problem ve çıkmaz. İyi peki. Sizi Bedir'i tanıyor muydunuz? Siyah olanı tanımıyorum. Ama Ali benim şeyim oluyor. Neyiniz oluyor? Şeyim oluyor. Çete misiniz lan siz? Kumpas mı kuruyorsunuz? Yok abi vallahi ne kumpası? Yanlış anlıyorsun, öyle bir şey yok. Ulan bana martaval okuma, gözlerimle gördüm. Köşede malı paylaşıyordunuz. Yok abi, vallahi yanlış anladınız siz ya. Öyle bir şey yok. Ya bak, ben sana her şeyi anlatacağım. Her şeyi anlatacağım ama aramızda kalsın. Ne anlatacaksın oğlum bana? Ben senin sırdaşın mıyım lan? Ne aramızda kalacak lan? Ya abi, vallahi her şeyi yanlış anladım. Vallahi bildiğin gibi değil. Tamam, bir kumpas kurduk ama çetecilik içindi. Ya yukarıdaki hanımefendi var ya, o hanımefendi benim manitam. Yani Allah izin verirse manitam olacak. Vallahi her şey onun gözünü boyamak için de abi ya. Bu arkadaş da... Hüseyin, Süleyman, bizim Hamdi Hamal, ben de Hamdi Beyhan'da esnafım. Kimin oğlusun lan sen? İsmail Başkan. Hangi İsmail Başkan? Bizim Doncu İsmail mi? Hani eski milli boksör. Ulan bir kız tavlayacağım diye şehir alt üst ettiniz lan. Allah belanızı vermesin be. Yok abi, bunu vermesin. Bu salan yüzünden. Kes tamam ya. Abi gözüm sen, gözüm sen. Oğlum tamam dedi ki. Kimse alınmasın, gücenmesin. Benden bu kadar. Aman, aman, aman Ali kardeşim, sen ne diyorsun ya? Yani o kadar uğraştık, şimdi pes etmek olur mu hiç? Hay Guiza'sının kontrasına fırlattığımın ya. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyeceğim abi, rezil oldum kıza. Rezil ettiniz beni ya cin fikirlerinizle. Bu kızın var ya artık benimle işi gücü olmaz. Ne diyorsun yeğenim? Yoksa her şeyi anlattın mı sen kıza? Ne anlatacağım Nafiz abi kıza her şeyi? Anlattım anlattım da polise anlattım. 50.000 tane takla attım herifin elinden kurtulmak için ya. Adam babamı tanımasa var ya, girecektim içeri. Benim gençliğimi yakmayın arkadaş. Ben gidiyorum. Ali. Ben dedim size. Kendisinden başka kimseye hayrı yok bu pezevengin diye. Dedim de inanmadınız. Ben malımı bilmez miyim be? Dürzü. Tövbe estağfirullah ya. Ne olacak şimdi Miran dayı? Thank you.
Sünnetini hatırlar mısın evlat? O tarihte bu dükkanlar daha yeni açılmıştı. Herkes borç içindeydi. Meteliğe kurşun atıyorlardı. Ama sırf sen o günleri kötü hatırlamayasın diye herkes boğazından kesti. Aramızda para toplayıp en kral yerde bir sünnet düğünü yaptık sana. Sonra okula başladın. Okul çantanı rahmetli Hacı Dede almıştı. O kimse bir çay bile ısmarlamayan Nafis, ünlünün en kralını almıştı sana. Lisedeyken bir gün ağzın burnun kan içinde geldin. Yandaki otoparkçılar dönmüştü seni. Kürt Cemal, sırf senin canın yandı diye kendi canından oluyordu. Üniversiteyi kazanamadığın yıl bu hanın esnafı kendi arasında para toplayıp seni dershaneye yolladı. Sen şimdi bu insanlara mı sırtını çeviriyorsun be Ali? Ben de biliyorum bunları Miran dayı. Ama inan madara oldum. Ya kız salak falan diyordur bana. Karizma var ya sıfır, sıfırın altında. E şu yaptığımız şeylere bak. Şaklabanlık. Hayır beni gaza getiriyorlar. E sen de engel olmuyorsun. Ya asıl ben kendime inanamıyorum. Elim kolum bağlandı sanki. Oğlum söz konusu ekmekse gerisi teferruattır. Gel sen hemen pes etme. Miran dayının sözünü dinle. Ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün. Haklısın dayı. Tamam. Ya aslan evladım be. Hey! Al!